2012-2013 yıllarında YouTube Türkiye diye bir kavram oluşmaya başlıyor. YouTube'da içerik üretebilecek ya da üreten mevcut kanalları çağırıyor, toplantılar yapıyor. Diyor ki bu sizin yeni işiniz olabilir gibi etkinlik düzenliyor. Sonrasında da YouTuber dediğimiz kavram biraz yavaş yavaş doğuyor. Bugün benim annem de YouTuber olabiliyor. Yaptığı el işini gösterebiliyor. Sokaktaki amca da YouTuber olabiliyor. O yüzden YouTuber kitlesi normal vatandaş kitlesi gibi. Yani herkes var içeride. YouTube açıldığı zaman ben de yaparım, ben de koyarım bir şeyler. Aa. Belki izlenir falan demiştim. Arkadaşım da biraz gaza getirdi. İşte bana kitap alı koy falan. Direkt yükledim onu yani. Hani 3-4 defa izlemiş, onu da ben izlemişim zaten. Sonra ekşi sözlüğe düştü. Ertesi gün 2000 oldu, 10.000 oldu, 20.000 oldu falan. Böyle katlanarak artmaya başladı. Bu sefer televizyonlar bizi çağırmaya başladı. 300.000 kişi izledi falan diye böyle haberlere çıkartıyorlardı. Gazetelere çıktık, röportajlar veriyoruz falan. Yani gerçekten ne olduğunu anlamıyoruz. Yani ünlü mü oluyoruz şu anda yoksa magazin bir şey mi bu, bitecek mi falan. O sırada bir viral reklam denen bir olay çıktı. Biz viral reklamla bu işi devam ettirme şansı yakaladık. YouTube büyüyordu ama bilinirliği büyüyordu. Aslında içinde böyle bir organizma değildi henüz. 2016 Temmuz ayında başladım ve o dönemde yurt dışında ve dünya çapında eleştiri kanalları bir patlama yaşadı. Ve tam da o noktada ben dahil oldum bu işin içine. Son yıllarda insanlar bunun hobiden ziyade iş koluna dönüşebileceğini de fark ettiler. Bizim şöyle bir şanssızlığımız var Türkiye olarak. Uzunca bir süre YouTube Türkiye'de kapalı kaldı. Kapalı kaldığı dönemde dünyada yükselirken Türkiye bundan uzak kaldı. Dünyadaki yükselişini biraz gecikmeli de olsa yakaladık tekrar YouTube Türkiye'de açıldıktan sonra. Böyle herkes beni bilsin, herkes tanısın gibi asla öyle bir şeyim yoktu. Bir Twitter kullanıyordum, ona bir şeyler yazıyordum. Arda'nın böyle bir fikri varmış, hani böyle bir konsept, makyaj kanalı ama biraz daha muhabbet. Oğlum bu kadın ne kadar kilo almış ya? Yoksa böyle miydi hep? Yok. Böyle almış değil mi kanka? Şişmiş. Ödem hepsi. Ödem. David Mason. İmrade. Abim dur kapatma. İmrade ayımız olmuş. Seviyorsun. İzledim bilmiyorum ama efsane. Dur. Almış mı kilo? Sonra mide ameliyatı oldu. Ha bu eski mi? Şu an zayıfladı. Hayır, yine. Şu an zayıf. Yine mi zayıflamış? Ay geğirdim. Pardon abi. Geldi mi o? Çok özür dilerim. Bakalım. Geldi mi kanka? Yok gelmemiş. Gelmemiş. Falan Eben'i de Twitter'dan bildiği için beni uygun görmüş. Sağ olsun. İnternette hep çok ilgiliydim ama hiçbir zaman kendimde şey yapıp kamera önünde bir şey yapabilirim görmedim. Ben de arkasında durmayı tercih ettim. İçerik yaratma ve içerik yönetme kısmı oldu. Damla'yla da tanışıklığımız, böyle bir fikrim vardı. Sonrasında da onunla çok güzel olacağını düşündük. Bir araya geldik. Son bir gün bir video çektik, yayınladık. O kadar güzel tepkiler vardı ki işte o gün bugündür bu şekilde susmadan video çekiyorum. Normalde Facebook sayfaları yönetiyordum böyle. Büyük kitlelerin saçma sapan sayfalarda ama yine de belli bir kitleye ulaşıyordum. 50.000, 100.000, 150.000, 200.000'lik böyle sayfalarım vardı. Bu sayfaların yönetimini yapıyordum. Ondan sonra Vine başladı. Sonrasında Instagram, sonrasında en son medyada YouTube'a başladım. Öncesinde o kadar takip etmiyordum açıkçası. Enteresan video linklerini tıklayıp YouTube'a gidip orada seyredip işime bakıyordum. Yapmaya başladıktan sonra YouTube'la ilgili kurduğum cümleler genelde yeni ifade alanı, yeni iletişim biçimlerini görebildiğimiz bir alan. Kozmetik sektöründe çalışıyordum ben. Pazarlama yapıyoruz ve beni tatmin etmiyor. Yani yaratıcı bir şey yapmıyoruz. Ben de o sırada çok YouTube seyrediyorum. Üniversite hayatım boyunca televizyon yoktu. YouTube seyrediyordum ben televizyon yerine. Ve arkadaşlarımla sen de yaparsın bu şu kozmetikle ilgilisin, biliyorsun falan filan. İlk başta böyle ciddi spiker gibi başlayan, böyle bilgi verici olan kanal yavaş yavaş benle ilgili her şeyi olan bir kanala dönüştü. Yaptığım her şeyle onlara bir hayat tarzı gösteriyorum diyebilirim. Müzik yaptığımız dönemde stüdyoda ben oturup boş vakitlerinde YouTube izliyorduk biz. Açıyorduk neler varmış neler yokmuş falan filan. Bazı içeriklerin izlenme sayıları bizi şoke etti açıkçası. Hani çok mu üst perden bakıyorduk da biz insanlara, bunlar nasıl bu kadar izlenir dedik acaba, bilmiyorum o kısmı ama sanırım biz kendi mizahımızı, kendi aramızda konuştuğumuzu bir kamerayla insanlara aktarsak bunlardan daha iyi olur galiba dedik. Birçok işler böyle oldu. Annemlerin ve ailemin gözünün önünde oğlum oyun oynama, oğlum bilgisayarda ne yapıyorsun, oğlum dersine çalış. Ki haklılardı da. Çünkü böyle bir meslek yok, böyle bir gelecekte bir şey olacak mı, ben bundan para kazanabilecek miyim bilmiyorum. Süreç boyunca böyle aldığım bayram harçlıkları, açılımı hepsini biriktirip varımı yoğumu bütün hayatım ben oraya harcadım. Oyun videoları çekmeye başladım. 2-3 yıl oyun videoları yaptım, sonra da eğlence videolarına geçtim. Ben yaşamak istiyorum diyen bir bakış açısı var. Diğer bir bakış açısı da evet, şu, ben görmek istiyorum, her şeyden haberdar olmak istiyorum. Şimdi yaşamak istiyorum diyen adam gidiyor, yiyor, içiyor, eğleniyor, hop hop falan, geliyor, yatıyor, uyuyor.
Görmek istiyorum diyen adam YouTube'a bir giriyor. Herkesi, her şeyi izliyor. O gece kulübünde ne olmuş? İşte şu YouTuber nereden atlayıp zıplamış? Hepsini görebiliyor. YouTuber'ları ve YouTuber'ların ürettiği kontenti genel olarak rezillik olarak tanımlayan bir taraf var. Şöyle bir YouTube'a girip hangi videolar çok takip ediliyor diye baktığın zaman bu ne lan? Hani niye insanlar bunu izliyor diye düşünebilirsin. Irmak'ta kendini boğma çalışıyor. Tek yumruklu adam nasıl nakal dedi? Bugün zombi yerden nasıl kurtulacağımıza dair. İzlediğiniz için de challenge yapacağız. Esne meme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Bugün cin çağırıyoruz. Her mecranın bir kötü bir de iyi yanı var. Ve bunu YouTube'da daha çok görebiliyoruz. Çünkü öyle bir yer düşün ki kocaman bir kütüphane. Herkesin okuduğu kitaplar da bulabiliyorsunuz. Biraz kazdığınız zaman çok efsane kitaplar da bulabiliyorsunuz. Bence bütün dünya YouTube izleyicisi ne izleyeceğini bilmiyor tam olarak. Fakat bildiği bir şey var. Televizyon izleme deneyiminden kaçmaya çalışıyor. Sanki talepten çok arz önde gibi geliyor bana YouTube'da. Kimler neyi arz ediyorsa izleyenler de ona göre talebini oluşturmaya başlıyorlar. Ben YouTube'a girdiğim zaman da çoğunlukla komedi, çoğunlukla eğlence türü içeriklerin, oyun ağırlıklı içeriklerin önde olduğunu fark etmiştim. Fakat platformun vaadi olan herkese eşit söz hakkını değerlendirmek istedim ve sanat tasarım ve teknoloji çerçevesini belirledim kendime. Entertainment dediğimiz şey öyle ucu açık bir şey ki yani şaklabanlıkla gerçekten düzgün bir içeriğin çok eşit söz hakkı çerçevesi çok ince bir çizgisi var. Şu psikolojiye girmiş işte. Ben zaten 1 milyon izleniyorum. Ne atsam ya? Ben şunları falan dedim ya. Ben sıtsam 1 milyon izlenir. İçeriklerin genelde YouTube'da %90'ı çöp. Benim de... Arda Reis o kadar güzel konuştu ki ya. Gerçekten çok çirkin değil mi ya? Ne atsa izlenir mantığıyla video atıyorlar abi. Ve izleniyor abi. Çünkü ne atsa izleniyor abi. Ferit demişti bir kere demiş bak Serhan. Ben bunu yaklaşık 5 sene önce söyledim abi. Duruma geleceğini. Vay be. Çoğu içeriğim çöp diyebilirim. Yurt dışından esinlendiğimiz oluyor. Çok fazla içerik çaldığımız da oluyor. ne diyeyim ya? Yalan mı söyleyeceğim? Çünkü çok fazla içerik üretmemiz gerektiği için bakıyoruz yani ne yapıyor insanlar diye. Yani 16 yaşında başladım bu işe. 22 yaşındayım. 5 senedir hani her zaman ilk başladığım, ilk çektiğim gibi olamıyorum. Ben ofensif şakaları çok severim. Ama mesela bunları YouTube kanalında yapamıyorum. Yapamam zaten. Bu kadar büyük bir kitleye hitap etmeye başlıyorsun ki bir yerden sonra. Belli sınırların olmaya başlıyor. Ben haftada 3 tane video yüklüyorum. 3 tane video yüklemek inanılmaz zor bir şey. Genelde şöyle yapıyoruz. İşte bir tane çerez video, bir tane ana böyle güzel bir video, bir tane de orta halli bir video yapmaya çalışıyoruz. Hani biz de her videoyu yaparken üf be çok güzel bir video oldu demiyoruz. Bir videoya aylarca uğraşıyoruz. Dizi yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. 2 milyon izliyor. Gülmeme challenge yapıyoruz. 5 milyon izleniyor. Niye gülmeme challenge yapmayalım ki? Gülersen ölürsün challenge. 3 milyon. Ha? 1 milyon TL'lik arabayla taksicilik yapıyorum. 3,5 milyon izleniyor. Gülmeme challenge yapıyorum. 3 milyon izleniyor. Ben gülmeme challenge. Herkese merhabalarım. Bugün yine bir gülmeme challenge. Gülmeme silsilesi olacak. Try not to laugh. Elektrikli gülmeme challenge yap. Gülmemeye çalışacağım. Niye yapmayalım güzel kardeşim? Niye yapmayalım? Yapıyoruz. İnsanlar iş stresi, geçim sıkıntısı, aile dertleri ya da ne bileyim işte aşk acısını bir tarafta böyle kendini unutturmak için, salya akıtmak için, garip videolar izlemek için YouTube'a giriyorlar. Derken bu akıllı TV modundan bambaşka bir moda geldi. Bizim yaptığımız ve benim gibi içerik üreten insanların yaptığı programlarla dediler ki evet tamam güzel bir vakit geçiriyor. Bu olay neye benziyor biliyor musunuz? YouTube'daki bu işte az önce Orkun'un dediği işte gülmeme challenge daha fazla izleniyor. Niye yapmayayım ki diyor yani. Bu aynı Twitch'teki bir yayıncının ben mesela yeni çıkmış bir oyunu örnek veriyorum şu anda. Cold Black Ops 4'ü belki de Türkiye'de ilk defa veya ilklerden çıktığı anda PlayStation'a çıktığı anda PlayStation'ı bağladım. PlayStation'da aldım oyunu para vererek ve hep beraber first impression işte ilk bakalım diye oyuna hep beraber oynadım. 3000 izlendi. 4000 izlendi. Ben video izliyorum. 10.000 izleniyor. Kod oynuyorum. 3000 ilk defa bir oyun oynuyorum. Ve çok hype'lı bir oyun oynuyorum. 4000 izleniyor. 5000 izleniyor maksimum. Video izliyorum. 10.000 izleniyor.
Neden izlemeyeyim? Buna dönüyor, anladınız mı olay? Aynısı aslında YouTube'daki olayla. Abi bu olay nedir biliyor musunuz? İçerik üreticisinin Meta'yı takip etmesi zorunluluğudur. Her ne kadar, bakın ben her zaman senelerdir söyledim bunu. Hep söyledim. İlk in real life sekmesi, in real life kategorisi Twitch'e geldiği gün dedim ki abi ne gerek var? Twitch Justin TV'den türemiş bir kanal. Neden Twitch açtılar? Justin TV'den devam etmediler. Çünkü Twitch gaming platformuydu. Oyun platformuydu. Ve oyun platformunda bir anda in real life kategorisi getirdiler. O zaman neden Justin TV'den devam etmediler in real life getireceklerse? Bu Twitch'in bize zorunlu kıldığı bir şey. Yayıncılara. O yüzden ben bu metayı takip etmek zorundayım. Hep verdiğim bir örnek vardır. Taksicisiniz. Teknolojiyi sevmezsiniz veya bir şeyi yani bazen teknoloji çok irite eder sizi. Siz normal taksiciliğinizi yaparsınız ama diğer taksici teknolojiyi kullanarak bir taksiyi keşfeder mesela, örnek veriyorum. Veya herhangi bir uygulamayı keşfeder ve uygulamayla daha çok müşteri kazanır. Bu bunun gibi. Meta'yı takip eder çünkü. Biz de içerik üreticisi olarak sonuçta biz de son kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz sürekli. Belli bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer belli bir kitleye ulaşmaya çalışıyorsan, işini insanlar üzerinde yapıyorsan Meta'yı takip etmek zorundasın. Meta dediğim şey de gündemi, içerik gündemini takip etmek zorundasın. Yani sen diyorsun ki Twitch açgözlülüğü için tükürdüğünü mü yaladı abi? Tükürdüğünü yalamadı. Şöyle bir şey yaptı. Kendi kendine çelişkiye düştü. Yani ben hiçbir zaman in real life getirmeyeceğim diye bir şey demedi Twitch. Justin TV. Bu arada in real life galiba Amazon Twitch'i satın aldıktan sonra geldi. Yanlış mıyım chat? Değil mi? O zaman şöyle bir şey oldu. Demek ki Justin TV'nin kurucusu neydi ya? Bilmem ne Justin. O adamın suçu değil demek ki ya. Belki de Amazon satın almasaydı şu anda in real life sekmesi yoktu. Justin TV'den devam ediyordu. Amazon satın aldıktan sonra 2 milyar dolara Amazon dedi ki ben bu siteye el değiştirmiş doğru. Ben bu siteye in real life de getirmek istiyorum dedi. Justin Timberlake. Aynen katılıyorum. Justin Timberlake'den satın aldıktan sonra Amazon demiş ki in real life getireyim abi. Bu sitede sadece gaming platformu değil canlı yayın platformu olsun demiş. Global. Bak bu arada stratejiyi kınamıyorum. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Şu an mesela şu an kafası geldi bana da. Doğru. Justin TV yani şey satın aldıktan sonra değişti. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama ben hala diyorum. Twitch bence onun yeri değildi. Memnun değilim yani ondan. Ama yapacak bir şey yok. Bakın in real life de yapıyorum. In real life hatta proje de yaptık. Yapıyoruz. Boss life vesaire. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama artık güzel vakit geçirmenin dışında oturup izleyeceğimiz, saatini bekleyeceğimiz bir hal de aldı YouTube. İnsanlar samimi sohbeti çok arıyorlar YouTube'da açıkçası. Çünkü televizyonda yıllardır samimi sohbet denilen bir şey kalmadı. Kalamadı yani. Kimse samimi olmadığı için söylemiyorum bunu. Bir şey söylerken 28 kere düşünüyorsa bir insan artık o samimiyetten çıkar. Televizyonda da insanlara 28 değil 58 kere düşün. Bu konuda Olsa abin dediği çok doğru. Gerçekten samimi sohbet açlığı var Türkiye'de insanlarda. Zaten çoğu kişinin Twitch izlemesi, internette YouTube izlemesinin sebebi bu. Bu aynı benim küfür etmek vesaire. Ya her zaman söyledim hani küfür etmek her zaman yayınlarımda olacak. Ya ben neysem oyum olacak yani. Bu bence samimiyettir. Ama
yavaş yavaş Twitch'e de ve YouTube'a da artık kitle, insanlar kitle büyüdükçe, çok büyük bir insan topluluğuna hitap etmeye başladıkça söylediklerine, kurduğun cümlelere dikkat etmeye başlıyorsun. Bu da samimiyetten biraz kısıyor. Bu hoş değil. Bakalım nereye doğru evrilecek. Yani bence ileride YouTube ve Twitch'i bilmiyorum. Twitch kalır mı, kalmaz mı? Veya canlı yayın diyeyim. İnternet canlı yayını ve YouTube televizyonlaşmaya başlayacak. İster istemez olacak. Bence. 10 başı 23, subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Kükükü Mete'yi takip edelim etmesine de in real life olayını açıp Twitch edits izlemek falan sanan yayıncılar var şu an. Biraz da sizin sayenizde oldu bu ama neyse. Dostum şöyle. Sizin sayenizde dediğin olay. ilk kim Twitch'te diye araştıracaksak. Yurt dışında oldu. İlk yurt dışında yayıncılar video açıp izlemeye başlayıp in real life yaptı. Ondan sonra Twitch'e yayılmaya başladı. Türkiye'de de oldu. Ya bunun bizimle alakası sizin sayenizde demek çok saçma. Az önceki Orkun mantığına geliyor. Evet yani izledik, eğlenceli gelmeye başladı. Çünkü ya ben videoyu izlerken yorum yapıyordum. Veya hep beraber bu şey gibi bir videoyu arkadaşlarınla beraber izlersin ya. Onun gibi bir şey. Bence bunun o kadar şey irite olunacak bir durum yok o kadar da. Bana göre. Ama biz gerçekten in real life yapmak için, gerçekten in real life'ı Türkiye'ye ne olduğunu göstermek için Boss Life projesi yaptık. Boss Life'da gittik, balık tuttuk kayıkta. Gittik Kapadokya'da balon yayını yaptık. Gittik halı saha maçı yaptık Twitch yayıncılar arasında. Asıl in real life odur zaten. Ama şu anda in real life'ı zaten ayırdılar. Just chatting bilmem ne bilmem ne diye ayırdılar yani. Böyle daha güzel oldu. Bence şunu söylemek istedi. Sen izlerken millet seni seviyor geliyor ya. Onu kastetti. Millet de zannetti ki böyle yapınca çok izleniyorsun. Abi yani bu şey gibi o zaman bir, hiç yayın açmamış bir insan yayın açsın, video izlesin, çok mu izlenecek? Ben anlamadım. Fincan 404 doğru söylüyorsun, iyi de söylüyorsun. Türkçe filtresini kaldıralım abi, yabancı dil filtresinde işler niye in real life'da öyle gitmiyor? Yabancı dil filtresinde derken yabancı yayıncıların mı? Şöyle ki yabancı yayıncılarda şöyle bir olay var. Global yayıncılar var. Mesela Lyric, mesela Ninja, mesela Shroud. Bu yayıncılar global yayıncılar. Spesifik yayıncılar değil. Biz Türk yayıncıyız. Mesela bir Fransızların yayınına baktığımız zaman onlarda da görüyoruz. Ben gördüm yani. Gerçekten in real life alıp adam video izlediğini gördüm. Ama globalde bu tutmuyor genelde. Video izlesin şey olsun diye tutmuyor. Çünkü global yayıncı, benim fikrim bu tabi. Global yayıncı bir video açtığı zaman espri kültürü, işte mizah kültürü kendi ülkesinin oluyor. Ve global kitleye hitap ettiği için o global kitle anlamayabiliyor. Yani mesela bugün Shroud bir video açtığında Amerikan, yani Amerika mizah kültürüne sahip bir video ve o gülüyor, eğleniyor, yorum yapıyor. Ama o adam Hindistanlı veya Çinli bir adam da Shroud'u izliyor. Ve anlamıyor ve hoşuna gitmiyor çoğu zaman. O yüzden global yayıncılıkta biraz daha oyun, gaming olayı daha öne çıkıyor diye düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim bu arada. Tony Starks lütfen yatma ya. Sizler gidince Twitch'in bir tadı kalmıyor. GTA 5 etkinlik yapalım. Hazır Kemal de geldi. Abi ben de uyuyayım ama ya. Arada ha. Bir de bugün çok yoruldum gerçekten. Sadece 2,5 saat trafikteydim. Sağ bacağım hala ağrıyor ya. Tiçe 14 aydır Prime çok iyi bir şey. Kappa
Prime teşekkür ederim Tiçe. Çok sağ ol. Girmeye başladılar ne konuşacaklarını. O yüzden YouTube belki bu açıdan birazcık daha samimiyeti ortaya çıkarttı ve insanlar da genel olarak sanırım samimiyet istiyorlar. Bazıları kızıyor böyle hani çok aslında işte eleştiri, çok sert eleştiri yapıyorsun falan diye ama hepimiz bu konuşmaları evde kız arkadaşlarımızla vesaire WhatsApp'ta, telefonda yapıyoruz. Bugün bizim yaptığımız işte evet sektöre çok hizmet eden, faydalı mı dersen bence değil ama sektör bunu istiyorsa, bu içeriği istiyorsa biz de bu içeriği şu anda üretiyoruz. Çok iyi bir iş yapıyoruz, biz mükemmeliz, süper fikirlerimiz var gibi bir iddiamız yok. Bana bir sorduğu zaman şey diyorum yani, benimle ilgili her şey. Hiç özel hayatımı sokmayacaktım bu işin için. Biraz da korkutucu geliyordu açıkçası yani özel hayatını bilmesi insanların. Ama gel gör ki o merak ediliyor. O izleniyor, o isteniyor. İnsanların bilmek istediği şey kişinin magazin kısmı. Büyük bir stres aslında bakarsan. Yani hiçbir YouTuber şu an şunu diyemiyor. Ya bu haftada bir şey yapmayıvereyim, geçeyim yani. Böyle bir şey diyemiyorlar. Biz diyoruz ama biz kendimizi biraz daha komedyen... Bu arada yani o kıza helal olsun. Öyle bir şey yapmak, özel hayatını YouTube'da yayınlamak vesaire her bokunu insanların bilmesi çok kötü ya. Biraz da haksızlık gibi geldi yani. Neye haksızlık? Yani... Özel hayatıysa yani kanka, nasıl ben... özel hayat tanımını anlamadım ama arkadaşların da özel hayatın içine dahil değil mi? Belki adam dahil olmak istemiyordur yani. Ya hem o var hem de çok çirkin bir şey abi. Yani kendini bence bir süre sonra çok kötü hissedecek. Hani ben bile bazen şey yapıyorum. Ulan yayında her şeyimi anlatmayayım diyorum ya. Hani ya her şeyim dedim hani bazı şeyleri kendim yaşayayım vesaire diyorum yani. O kız özel hayat falan diyor. Kim bilir neler anlatıyor. Bilmiyorum yani YouTuber, hangi YouTuber videolarını vesaire izlemedim ama. Bence bir yerde çok kötü hissedecek kendini. İleride. Bilmiyorum ne kadar senedir yapıyor ama. Abi özel hayat her zaman olmalı ya. Yani publikleştirmediğin, özel kalan, sana özel olan bir hayatın kesinlikle olmalı her zaman. Bunu yayınlamak, bunu insanların bilmesi çok kötü bir şey bence. Ulu orta yaşamak. Gibi görmek istiyoruz, öyle görüyoruz daha doğrusu. İnsanlar atıyorum 5 dakikalık video çekiyor, sadece kendini çekiyor ve YouTube'a yüklüyor ve izleyicileri bundan memnun oluyor. Bu kafayı ben asla anlayamadım. Ama sanırım insanların sizi takip etmesini ve sevmesini istiyorsanız iki tane kriteri var bunun. Ya çok yakışıklı veya güzel olacaksınız ya da freak olacaksınız, ucube olacaksınız. 11. kattan atladım, aa neden ölmedim diye bir başlık açarsam o izlenecek. Seks her zaman satar, kapağa bir çıplak kadın koyarsanız kesinlikle çok izlenir. İddialar ve şeyler çok fazla izlenir, polemikler çok fazla izlenir. Ne dedi? İşte ilk defa bir şey oldu falan filan. Yani bizim o röntgencilik merakımızı tetikleyecek içgüdüsel bütün başlıklar izlenecektir. Ama ne kadar? Havai fişek olmak o da güzel bir şey. Yani patlıyorsun böyle güzel. Herkes sana bakıyor ama dönüp yok olduğunda kafasını... Burada istisnai bir durum var Barış Özcan gibi. İyi ki de o istisnai durum şu an gerçekleşiyor. Ben çok mutlu oluyorum Barış Özcan videolarının böyle trende çıkmasını, izlendiğini gördükçe. Umarım YouTube Türkiye'de top seviyeye gelir. Yani YouTube Türkiye'nin bir numarası olur Barış Özcan ve hiçbir zaman da bırakmaz. Sürekli destek alır yani. Başka yere çıkıyor insanlar. Pek çok insan psikolojisini adeta hackleyerek popüler olmanın yollarını keşfetti diyebiliriz. Bunda elbette trend sayfalarının da etkisi var. Yılda yaklaşık 300 kere değiştiriyor algoritmalarını YouTube. İzleyici kitlesi neye ilgi duyuyorsa o videolar daha popüler hale geliyor. Popüler hale geldikçe daha fazla öneriliyor algoritma tarafından. Önerildikçe yeni videolar keşfetme, yeni içerikler peşinde koşma konusunda birazcık tembel olan izleyici önüne konulan yemek neyse. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın sürekli durduruyorum videoyu. Ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Bu videoda olmayan YouTuber'lar, ünlü YouTuber'lar ağır diss aslında. Bu videonun tamamı bu videoda olmayan YouTuber'lara tepki aslında. Çok ince ama gerçekten yani şu videoda olmayan taraf olmak istemezdim yani. Çok büyük rencide edici bir durum. Neyse onu yemeye başlıyor. Onu bence izlemeye öyle başlıyor. Her ne kadar... Efendim hepsi kanka? Hepsi için geçerli değildir bence canım. Hepsi için top seviye. Örnek veriyorum. Enes Batur. Örnek veriyorum. Kafalar. Onlar yoktu mesela. Ve dikkat edersen şeyler falan, konuşmalar falan hafif onları giydirecek şekilde. Ha Rain Man.
Yusuf'un olmaması ilginç geldi bana. Cahil cesareti ve süreklilik olarak tanımlanabilecek şeylerle karşılaşıyor olsalar da insanlar bazen YouTube'da iş ne yazık ki o kadar cahil cesareti değil. Lame içerik diye tarif edilen şeyler bile olsa bunların tamamı bilinçli olarak tercih edilen şeyler. Hiçbir tesadüfen olmuyor. Birçoğunun yabancı örnekleri de var ama bunlar tercih edilerek yapılıyor. Kimse freak show gibi görünen bir şeyi sadece arkadaşlar alıştık böyle saçma bir şey olalım dedik diye yapmıyor. Gerçekten bir kadına slime dolu varil içerisine girmesi dünya üzerinde izlenmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani bunu düşünmek saçma ama düşünebiliyorsa helal olsun diyorum. Stres çarkı diye bir şey vardı bir dönem hayatımızda, slime gibi bir şeydi. O stres çarkıyla herkes video çekmeye başlıyor. Konu kendi kendine bir havuz yaratmış. Sen o hacimden ne kadar pay alırsan o kadar kendini ön plana atabiliyorsun. İnsanların hani tık tuzağı deniliyor ya, clickbait. Bu tür yöntemlerle evet bir rüzgar yakalanabilir ve YouTube mesela buna engel olmuyor. Bu gri alan, ben öyle tanımlamak isterim. İllegal değil ama tam olarak legal olduğunu da söyleyemeyiz. Çok derinlemesine düşünmeyen küçük yaştaki izleyicileri bu şekilde beyinlerini hackleyerek birazcık da manipüle ederek izleme sayısını arttırabilmek mümkün. Türkiye'deki YouTube izleyicisi genellikle çocuk, yani bilinçli olarak 6 yaşından başlıyor belki de ama bilinçsiz olarak 2 yaşına kadar düşebiliyor çünkü ebeveynler onları biraz oyalamak. Abi gerçekten öyle ya. Benim yeğenim Eylül mesela elinde telefon salmıyor abi. Full YouTube izliyor ya. Duygu'yu izliyor. Biliyor musun Eren? Duygu Köseoğlu'nu izliyor. Full. Bir sürü YouTuber söylüyor. Dayı diyor, bu YouTuber'ı tanıyor musun diyor. Kitlenin öyle yaptığı kimi şeyler dedi? Var abi. Ha, Orkun'u izliyor. Dayı beni Orkun'la tanıştırsana diyor. Bir koydum böyle şaka. Maç için telefonları veya da tabletleri önlerine koyuyor ve o çocuk 2 yaşında YouTube'da gezinmeyi öğrenebiliyor. Eğitici ve kaliteli çocuk kanalları var. Bir de bundan faydalanan işte başka kanallar var. İşte slime yok. Yok, Enes Batur'u izlemiyor. Canım ya. Onu da neden izlemiyorsun diyorum. Sen kavga ettin onunla, o yüzden sevmiyorum Enes Batur'u diyor. Dedim kavga etmedim, tartıştık hani, anlaşamadık vesaire dedim. İzleyebilirsin dedim. Tabii ki aç hadi izle, beraber izleyelim dedim. Sonra oturduk beraber Enes Batur izledik. Yapıyorum, ben renkleri öğretiyorum. Efendim? Ben beğendim ama o videoyu dedim. Hani böyle çocuk oluyordu da babasıyla konuşuyordu ya bisiklet üzerinde. Baba ne yaptın diyordu, öbür dedi bir şey yapmadım çocuğum. Ne oluyor ya? Kemal, Amerika'da amcık sikmek serbest biliyor musun? Gidiyor muyum abi? Gidiyorsun, şu an Amerika'dasın. Değiştin oğlum. Uyandıktan sonra değiştin sen. Sayıları öğretiyorum ama yine slime yapıyorum gibi kanallar var. Çocukların aileleriyle video çektiği kanallar var. Bunların bazıları güzel, düzgün şeyler yapıyorlar ama bazılarında da çocuklar abuse ediliyormuş gibi geliyor bana. Hani bir süre sonra çocuklar böyle para kazanmak için kullanılıyormuş gibi geliyor. Bazı kanallar var ki ayda 300 milyon, 400 milyon izleniyor. Deli gibi de para kazanıyorlar. Bunlar böyle para kazandıkça da daha da yapmaya devam ediyorlar. Pizza, hamburger. Ya abi bu inanılmaz ya. Şu gerçekten inanılmaz ya. Ya bu videoların yasak koyulması lazım abi. Filtreden geçirmesi lazım. Bu pizzayı alabilir miyim? Ama bir şey değil mi? Ya bu bu videoyu yapan bir de bu teyze falan vardı ya, işte kafasına slime döküyor. Yani... Evet. Asgari ücretin 1603 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz abi. Yani adamlar bug'ını bulmuş değil mi abi? Evet. Kullanıyor Kemal yani. Sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında, bu videolar hakkında? Şey mi? Yes Papa mı? Aynen onlar işte. Bilmiyorum abi, ben çok geç keşfettim ya. Hiç bilmiyor, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Nasıl? Bir de sen izlenmelerini gördün mü? Vallahi bilmiyordum. Oğlum biliyorum, çok gördüm. Çok geç keşfettim. Abi... Ben şeyi merak çıldın ettim böyle ya. Yani Türkiye nüfusundan fazla izlenmesi var böyle, nasıl ya falan oldum yani. Abi inanılmaz ya. Emek var. Şu ne mesela? Bu pizzayı alabilir miyim?
Abi 3 yaşında, işte 2 yaşındaki çocuğa yani. Ya çocuklar böyle büyümesin amına koyayım ya. Bu hareketleri yapsa gerçekten dayak manyağı yaparım ya. Böyle bir şey olmaz yani ya. Büyük konuşma Ferit. Abi vallahi YouTuber olur. Yes papa no papa çeker görürsün. Allah abi, nereden eğitim. Çok saçma maçası. Gerçekten böyle büyümesin çocuk. Allah korusun ya. Bak götümü falan mı kaşıyacağım? Ne olacak? Götümü mü mıcıklamam lazımdı? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Sinirlerim bozuldu. Ve ileride ne olmak istiyorsunuz diye sordum. İzlerken fark ettiysen sen de videoyu yani daha ne kadar cringe olunabilir. Oğlum hayır şey cringe'lik yani. Değil abi bu bak. Yani. Yani bunların yaptığına. Artık şey next level yani. Bir şey yani bu. Bambaşka bir şey ya. Cringe'lik değil bence bu yani. Şok oluyorum oğlum yani. Hayat sorguluyorum izlerken işte. Ya. Bak senin kitle öyle izliyor. 3-9 yaşın psikolojisi nasıl izliyor bilemeyiz tabi de. Değil mi? Onlara da sormak lazım. Ama yani 3-9 ama bak, yaşı izlerken abi, de yani sonra... 3-9 yaş bak 3-9 yaş dediğin kitle tepki veremez abi. 3-9 yaş dediğin kitle... Verir abi sen hayır abi. Hayır aşkına, bak 3-9 mu? Nerede? Evet bu. Oğlum öyle bir şey olabilir mi yani? Ya tepki şöyle izledikten ya... sonra tepkiyi mi diyorsun? Şuradan olabilir bak daha çocuklu. Aynı işte onu, o video şimdi... tepkileri verecek. Hayır. Ya 3-9 yaşındaki çocuk şey mi diyecek amına koyayım? Bu video ne lan çok cringe amına koyayım mı diyecek yani? Hayır ben işte izlemem bak onu diyecek. Diyorum. Sen i̇şte diyorsun o... onu. Onu evet, tamam demesi lazım diyorum yani. Oğlum gençliğimizin böyle büyümemesi lazım ya. Evet o orası doğru ama. Çok ya şey... Rütük falan el atmalı buna yani. Ya bu şey gibi abi. Nasıl hani mesela bazı aileler... dövüş oyunlarıdır ya da işte dövüş çizgi filmi, kanlı çizgi filmi falan izletmemek. Hani onların görevi ise bu videoları da izletmemesi lazım zaten. Aynı kategoriye giriyor. Gel oğlum manipülasyon gibi lan. Tarikat gibiler amına koyayım. Yani daha çok şey işte zeka geri yani zekayı kullanmayı işte. Gerçekten tarikat gibiler ya. Bilmiyorum abi. Çok inanılmaz yanlış, inanılmaz sıkıntılı bir durum bence. Lütfen izletmeyin abi. Kardeşiniz falan izliyorsa direkt alın telefonu elinden ya. Yasaklayın ya. Yani. Herkesin YouTuber olmak. Ne? O zaman küfürlü yayınlar da izlenmesin. Ya of. Ne alakası abi şuraya abi, ilk kim o? Yani bak o çocuk da mesela 3-9 yaşında değil ama böyle yorumlar yapabiliyor mesela yani. Ne alakası var amına koyayım ya. Allah Allah. Olmak istediği gibi bir gerçek çıkıyor ortaya. Herkes YouTuber olmak istiyor bütün çocuklar. Şu anda hani yaşı ileride olanlar da mevcut mesleklerini YouTube'da nasıl büyütebileceklerini düşünüyorlar. Birincisi gerçekten gözlerin önünde akran diyebilecekleri. Çocuğum şöyle hareketler yapacağına küfür etsin amına koyayım. Ben okeyim yani. Çok büyük bir yaş farkı olmayan YouTuber'lar gözlerinin önünde çok şaşalı hayatlar yaşamaya başladılar. Çok çılgın para kazanıyorlar. Şimdi bir kere böyle bir para kazanmak şekli tabii ki de gömleğini kravatını giyip Gebzon Organize Sanayi Sitesi'ne gidip sabah 9 akşam 6 çalışmaya göre çok daha cezbedici diye tahmin ediyorum yani. Kim bunu hayalini kurar ki yani? Bundan 10 sene önce Bates Motel Pro ilk videosunu attığında ben hayranlarıydım Volkan abi. 10 yaşındayken dinledim. Yani ben de bir çocuk izleyiciydim. Bundan 10 sene sonra büyüdüğümle beraber çalışıyorum. Güzel bir meslek, çekici bir meslek. İnsanları eğlendiriyorsun, insanları eğlendirirken para kazanabiliyorsun. Bence süper. Dışarıdan bakıldığında hani herkesin yapmak isteyebileceği bir şey ama herkesin bir YouTuber olabileceğini düşünmüyorum. Ben çok eskaba oldum. Şey vardı hani YouTube'da da ne para var ya. O çok dönmeye başladı. Ben bu işe girerken YouTube'da para olduğu, hani evet biliyorsun bir şekilde para kazanacağını biliyorsun ama ne kadar kazanacağını ya da kazanabilecek misin bilmeyerek giriyorsun sonuçta o işe. Ama şu an bence, şu an giren herkes sadece para odaklı. Hani ben bir kanal açayım, video çok kötü olsun ya da çok iyi olsun. Yeter ki izlensin ve YouTube bana paramı versin. Bence bu yüzden. Son 20 yıldır benim şahit olduğum tarihsel süreçte insanların hap yap para kap diye tabir edebileceğimiz kolay şekilde para kazanma hedefleri var. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Ama zannettiğim kadar kolay mı oluyor bu iş?
Vinya, kendi kuzenimden biliyorum. Kız 9 yaşında, bunlardan dolayı fiziksel ve bedensel hareketleri 5 yaşındaki çocuk gibi. Çocuklar konuşmayı bile öğrene. Gerçekten çok büyük dert ya. Ya bilmiyorum, ezeli mezeli böyle içeri falan alınıyor ya. Abi çok büyük bir sorun ya Türkiye için. Gençlik için yani. Da Türkiye'de, dünyada da var böyle bu tarz YouTube kanalları. Dünya çapında böyle bir önlem alınması lazım yani. İşler bu da hayır. Olsam Uğur'la konuşsalar ya da Orkun Işıtmak'la konuşsalar, hangi süreçle buraya geldiklerini bilseler, muhtemelen zaten bir adım geri çekileceklerdir. YouTuber olmaya genelde insanlar şey düşünüyor. Ya bu YouTuber'lar iyi para kazanıyor. Ne olacak lan, ben de oturduğum yerden video çekerim deyip. Öyle çok kolay bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bu yayıncılar iyi kazanıyor. Ne olacak lan, ben de oturduğum yerden oyun oynar, yayın yaparım. Ben ama şunu hiç görmedim. Böyle hani ben YouTuber olacağım, para kazanacağım, YouTube'a para kazanmak için giriyorum deyip de para kazanabilen bir insanı görmedim. Benim için şey yazıldı mesela, ayda 250 bin lira falan kazanır. Tabii ki böyle bir şey yok baktığınızda. Ama benim marka işbirliklerim YouTube dışında ayrıca bir e-ticaret sitem var. Kendi ürünlerimi ürettiriyorum. Artı olarak o bir gelir kaynağı aslında benim için. Ama onun dışında YouTube için sorarsa tabii ki YouTube'un zaten ödediği bir belli bir gelir mi denir, bedel mi denir o var. Onun dışında da marka işbirliklerimiz oluyor. Evet, YouTube'dan para kazanıyoruz. Yalan söylemeyeceğim yani. YouTube açın. Herkes YouTube açsın.